Yerli ve yabancı 25 hekimin katıldığı Motelite kursu bu yılda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında gastroenteroloji anabilim dalında uzman hekimlere eğitimler verildi. So the aims of any medical history are Gerçekleşen etkinliğin canlı yayınlarını Ege Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi gerçekleştirdi. Also present with fecal incontinence due to passive overflow. So it's important to keep that in mind. It's not everyone who presents with fecal incontinence. Ege Üniversitesi televizyonuna konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Bor kursla ilgili bilgi verdi. Ege Üniversitesi aslında Türkiye'nin en büyük motilite grubu. Reflömotite alanında biz bir numarayız. Çok uzun yıllardan beri Avrupa'daki değişik gruplarla ortak atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu da bu yıl yine Avrupa Motilite ve Avrupa Gastroenteroloji Derneklerinin finansal desteğiyle ve onların organizasyonu altında yapılan bir etkinlik, bir atölye çalışması. Toplam 25 kişi katılıyor. Bunların 15 tanesi dünyanın değişik ülkelerinden, Rusya'dan, İsviçre'ye, Dubai'den, Pakistan'a, İngiltere'den, İsviçre'ye birçok ülkeden insanlar katılıyorlar, 25 kişi. 8 tane de Türk var bu ekibin içerisinde. 2 gün boyunca doğrudan doğruya hastalarımızın da bu yararlanabileceği bir şekilde bir takım uygulamalar yapılıyor. Hedef kitlesi motilite ile ve reflüdeki tanı testleriyle ilgilenen dünyadaki tüm gastroenterologlar. Going with tongue from one mark to another. Wet swallow, she, because technician puts a mark. Sometimes within the procedure, she may